İyi günler. Hocam ben de ciddi kabızlık problemi var ve ne zaman kabız kalsam makatım kanama yapıyor. Bunun çözümü nedir? Niçin olur? Ne yapmam lazım? Nasıl ilerlemem gerekir? Gibi sorular sık yöneltilir. Öncelikle kabızlık yani bizim tabirimizde kabızlık haftada 3 kezden daha seyrek. Yani diyelim ki 4 günde bir, 5 günde bir veya haftada bir yapılan dışkılamadır. Ancak her gün dışkılama yapılıyorsa ve zor yapılıyorsa veya gün aşırı yapılıyorsa biz buna kabızlıktan daha çok dışkılama zorluğu kelimesini kullanırız. Bir kişide dışkılama zorluğu veya kabızlık varsa ve beraberinde kanama oluyorsa en sık neden olarak aklımıza hemoroidler ya da halk tabiriyle basur gelir. Bunun dışında makat çatlağı olabilir. Bunun dışında makat sarkması olabilir. Makatta polip dediğimiz iyi huylu temiz yani olan uğurlara ait kanamalar olabilir. Yine makatta kötü huylu uğurlar yani kanser nedeniyle olan kanamalar olabilir. AV malformasyon veya anjiyodisplazi dediğimiz damarların çatlamalarına ait bir takım kanamalar olabilir. İltihabi bağırsak hastalıkları dediğimiz hastalıklara bağlı olan kanamalardan olabilir. Bu liste uzar da gider. Özetle böyle bir sorun yani hem kabızlık veya dışkılama zorluğu ve beraberinde makattan kanama var ise mutlaka bir ışıklı kamerayla bağırsağın içini incelemek gerekir. Bağırsağın bir hazırlık veya temizlik yapıldıktan sonra ışıklı bir kamerayla incelenmesi işlemini biz kolonoskopi adını veriyoruz. Bunu yapıp görüp sorunun menşeine, kökenine inip ondan sonra da hastanın belirlenen sorunun cinsine göre tedavisini düzenlemek gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının gerek ameliyatsız ve gerekse de ameliyatlı tedavilerini gerçekleştiren ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.